malzemeler bu kadar çabucak değişmezdi. Artık o kadar hızlandı ki yani bir önceki Dünya Kupası'nın topunu bile unutuyoruz artık. Bence dünya futbol tarihinin milli takımlar bazında en büyük sürpriziydi. Kesin böyledir. Federasyona yazı yazayım da öğrensinler durumu yok. Bir mail atsana çıkınca buradan. Arz ederim diye. Durum bu bence. Yeni bölüme hoş geldiniz. Alptuğ ile birlikte yine karşınızdayız. Selamlar Alptuğ'cum. Babacım selamlar. Bugün bir mutlu görüyorum seni. Murat'ın dönüşünden dolayı galiba. Aynen baba, askerden getirdik geriye. Aynen. Mutluyuz, umutluyuz. Benim de arkadaşım olan yıllardır Şükrü ile birlikte askerlik yaptı. Türk ordusu bu iki güçten mahrum kalınca bakalım nasıl hissedecek. Şükrü'ye de buradan selamlar o zaman. Aynen. O zaman Sertaç Tunalı'nın sorusuyla başlayayım baba. Sevgili sinyor, çok fazla seyredemedim ama özetlerde dikkatimi çekmişti. Juventus'lu Keane, seyrettiğim az sürede bile etkilendim bu çocuktan. Tabi doğal yetenekleri, patlayıcı gücü, yani futbol izleyicisini ilk anda etkileyecek adamlardan biri. Ben onun Juventus'ta çok yeni yeni oynamaya başladı zaten. Juventus'un ürünü bir oyuncu ama kiralık gidiyordu işte. Ben onu Verona'da daha çok izlemiştim. Orada biraz daha kanada yakın oynuyordu. Hakikaten doğal yetenekleri etkileyici bir oyuncu ama benim o dönemde dikkatimi çeken tercih hatasıydı. Tercih hatası da biliyorsun biraz yaşla da ilgili bir mevzu olabiliyor. Onu giderebilirse önemli İtalya milli takım için önemli oyunculardan biri olabilir. Zaten Mancini de son iki maçta, milli maçta elemelerde kullandı kendisini. Dediğim gibi yani baktığında o kumaşı görebiliyorsun. Umarım ilerisi için de heyecanlandırmaya devam eder. Ama şey söyleyeyim, Atletico Madrid maçında mesela oyunu aldı. Bence orada yaptığı hataydı. Hı hı. O atmosfere öyle bir adamı sokmak bir anda. Mesela Spinazzola'nın da ilk Şampiyonlar Ligi maçıydı ama Spinazzola zaten Atalanta'da milli takım seviyesine gelmiş. Bence Juventus'ta bile o güne kadar şans bulamaması Allegri'ye yazılması gereken bir hatayken sahaya çıktı. Kendini kanıtlamış, atmosfere alışık bir oyuncuydu. O biraz ilginç bir kumardı ama tuttu işte. Berk Işık sormuş. Sinyora göre Manchester United'ın en iyi 7 numaralı oyuncusu kim? Brian Robson. Netsin baba bu konuda. Best mest geç onu. Brian Robson. Kaptan Marvel. Çok iyi orta saha oyuncusuydu. Bir şansı da çok fazla sakatlanması. Yani 86 ve 90 Bobby Robson'la İngiltere'nin belki de en önemli adamıyken iki turnuvayı da kapatıyor erkenden. O kötü bir şey. Çok sakatlanırdı ama hemen dönerdi. Ben biraz daha yani yaşım yetti ve izlediğim biraz daha artık ölü dönemiydi ama daha sonra maçlardan onu da merak edenler oluyor. Maçlar hala var. 2019 yılındayız. O maçları bulabiliyoruz. Teknoloji ilerledi biraz. O gençlik dönemi çok şeydir. Yani özellikle West Bromwich döneminde çok şey kullanılır. Böyle sol bek kullanılır. Defansta kullanılır ama esas yeri orta sahadır. Çok joker adamdır, iyi oyuncudur. Box to box ilk 20 oyuncudan biridir herhalde dünya futbol tarihinde. İrem, Sena Özkan'ın bir sorusu var. Senior'un aşağıdaki ülkelerden favori oyuncuları kimlerdir demiş. Birkaç tane ülke var burada, birden fazla, tek tek söyleyeyim sana. Arjantin sormuş mesela. Ne? Tekrarlayan favori. Yani evet evet favori. Şu en iyi oyuncu tabii sevdiğim. Değil ha, yani şimdi şey olmasın, isyan çıkmasın gene. Messi demeyeceğim çünkü coşmasınlar gene. Batistuta. Brezilya. Zico hocam. Almanya. Netse. İtalya. Gianni Rivera. Portekiz. Benim Portekiz'e hiç favori oyuncum yok. Hadi, bir tane. Çok sevmem de Ronaldo diyeyim hadi. En iyisini oraya diyeyim. Şimdi, bence Ronaldo Portekiz tarihinin en iyi oyuncusu. Messi'ciler birazcık tadını kaçıracak. Ya bak tekrarlayalım. Maradona olsun. Messi'den iyidir bence. Messi de Batistuta'dan çok çok iyi oyuncudur da favori demiş burada. Sevmek ayrı bir şey. Fransa. Platin. İspanya. Ha. Xavi olsun hadi. İngiltere. Alan Shearer. Bir de Hollanda var baba sonra. Bu çok zor. Hadi Onur Erdem'e de şu anda telefonundan kaynak bakan insanın gönlünü alalım. Bergkamp diyelim. Bergkamp'ı çok severim. Ama Hollanda'da çoktur ya. İtalya'da da çoktur. Fransa'da hani Platin'den sonra Zidane gelir falan ama Hollanda zor hakikaten. Bergkamp olsun ya. Gullit'i var. Cruyff'u var ama Bergkamp'ı çok severim ben. Bergkamp olsun. Temiz topçuydu baba. İyi adamdı. Çok iyi oyuncu.
Kürşat Altın da sormuş. Selamlar. Futbol tarihinin kulüpler düzeyinde en iyi takım hangisidir? Bence Real Madrid'dir ya. Yani sayılara baktığın zaman da öyle gözüküyor zaten. Yani şey bakıyorsun işte 50'leri götürmüş. 60'ta bir tane var. 65 yanılmıyorsam. 70'leri kötü. 80'leri vasat. Ondan sonra 90'larla beraber bugüne kadar inanılmaz geliyorlar. Başta süpürdüğü 50'leri de bakarsak öyle görünüyor. Bence Milan'da son 15 yılı şöyle böyle dalgalanmasaydı ya da son 10 yılı kötü gitmeseydi diyelim. Rakip olabilirdi. Çünkü Milan 60'larda piyasaya çıkıyor. 70'leri kötü geçiriyor ama Madrid kadar kötü geçirmiyor. Kupa galipleri kupası kazanıyor. 80'leri zaten Madrid'den fersah fersahi. 90'ları Madrid'den iyi. Ama 2000'lerden sonra Ancelotti dönemi dışında Madrid'e ayak uyduramadı. Onun için Real Madrid diyelim. Barcelona falan zaten 90'larda artık kendini çok kanıtlamış takım. Öncelerde o kadar devler statüsünde bir takım değil. Eray Yılman sormuş babam. Senior, 2004 Yunanistan ve Kral Otto Real için ne düşünüyor? Pek güzel şeyler düşünmüyorum ama yani o takımı ve Otto Real'de suçlayan insanlara da karşıyım. Çünkü elindeki malzemeyi öyle kullandı adam. Buna yatkın olduğunu düşündü ve başarılı oldu. Yani niye bana keyif veren futbol oynamadın sorgusuna çekmek bir takımı ve antrenörü saçma. Adamın yapısı ona uygundu ve onunla çok büyük bir başarı sağlıyor. Bence dünya futbol tarihinin milli takımlar bazında en büyük sürpriziydi. Böyle Otto Rea geldi şimdi baktığında işte Werder Bremen'le olsun Almanya'daki diğer başarılarına baktığında hep baskılı hızlı bir futbol oynattığını görüyorsun ama burada tekrar diyorum elindeki malzemeye göre bir takım şekillendirdi ve neredeyse Yunanistan'ın kimliğini değiştirdi. Yunanistan hala o futbolu oynamaya çalışıyor misal. Bu da bir garip bir etkiydi. O açıdan büyük başarıydı diyecek bir şey yok. Ben adını severim bu abi de Otto Rehagel'in. Bence güçlü bir adı var. Otto Rehagel'in garip bir şey de vardır. Mönchengladbach Dortmund maçı var. 12-0 biten. Orada Dortmund'un antrenörü. Yani aslında ilk başlarda kariyerinin 70'li yıllarında böyle kötü anıları da var ama sonra 80'ler 90'larda Almanya'nın hakikaten önemli antrenörlerinden biriydi zaten. Baba Atan'ın bir sorusu var bu arada. Sıkıştırdı beni bunu mutlaka sor diye. Carlos Kaiser'i soruyor sana. Biraz bahseder misin diyor Carlos Kaiser'den. Ya dolandırıcı futbolcu işte. Yani topu ayağına vurmadan birçok transfer yapmış, futboldan para kazanmış ilginç bir adam. Kaiser lakabını da kendi kendine veriyor. Beckenbauer'den alıp. Onun zamanında 442 sayesinde büyük ihtimalle Türkiye'de benim gibi birçok insan tanıdı. 442'da yayınlanmıştı ilk hikayesi. Hakikaten ilginç bir hikaye. Yani Alex Beyos'un bu Futebol kitabında yazdığı hikayelere taş çıkartacak bir dolandırıcılık hikayesi. Sadece Brezilya'da değil yani Fransa'ya falan transfer oluyor adam. Ve onunla oynayan oyuncular bile adım sahada görmedik diye bahsediyor. En son da galiba şeydi böyle bir spor salonu gibi bir şey işletiyordu ama sadece kadınların girdiği bir üye olabildiği bir salon falan. Orada da büyük ihtimal bir dolandırma işlerine devam ediyordur o. Ve garip bir şey işte. Ya hatta onunla ilgili işte bir site yapıldı en son doğum günü nedeniyle sanırım. Böyle aşağıda açıklamada da bulabilir merak edenler. İşte kariyeri sahalarda sürseydi ne olurdu gibi bir kafayla üretilmiş bir fikir. İlginç. Garip bir karakter. Bu ilginç bir yetenek yani topa vurmadan topçu kariyeri yaşamak. Öyle canım o kadar kendini pazarlamak falan ilginç yani. Mümkün değil gibi gözüküyor ama olmuş. Serdar Çavdar sormuş. Senior, tarihteki en iyi Ajax takımı hangisiydi ve Anathema grubu hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Ortaokulda falan dinlerdim. Artık dinlemiyorum. Peki Ajax hakkında ne düşünüyorsun baba? Cruyff'ların takımıdır canım. Başarılarına baktığında çok büyük başarılar sağlamışlar. Seedorf'ların, Davids'lerin 90'ların başındaki takımı da belki öyle olabilirdi. Snyder'lerin, Van der Vaart'ların o takım da belki öyle bir şey yapabilirdi. Ama onlar günümüz ne diyelim vahşi ortamında çok bir arada duramadılar. Cruyff'lar döneminde Bosman'ıdır, şuyudur, buyudur, serbest dolaşımlardır olmadığı için o takım en azından 2-3 şampiyon kulüpler kupası oynayıp bir tane final oynayıp yani neredeyse yaklaşık 7-8 yıl diyelim bir arada durmayı başarmışlar. O yüzden onlardır ama dediğim gibi Seedorf'ların takım, Snyder'lerin takım onlar da bir arada dursa belki onlar da bunu başaracaktı. Seedorf'ların takımdan eminim de diğerleri de İbrahimovic falan da vardı o takımda. Bu takım bile yani düşünsene şu çocukların 6-7 yıl daha birlikte oynadığını. Evet. Kesin bir Avrupa kupası çıkar arada. Onlar da elbette Cruyff'lara ortak olabilir ama öyle bir şey imkansız artık.
bu durumlara, bu iklime baktığımızda da 70'lerdeki takım daha iyi gibi görünüyor. Van Basten'lerin takımı da iyi takım baktığında. 86'daki kupa galipleri kupası kazanan takım var yani Ajax'da. 10-15 senede bir iyi jenerasyon buluyorlar. Orçun Güles demiş ki, İngilizlerin İtalyanlar, İspanyollar veya Almanlar gibi üst seviye kaleciler çıkaramamasının nedeni ne olabilir? İngiltere milli takımının geçmiş ve bugünkü kalecilerine bakıyorum. Hep vasat veya vasat üstü adamlar. Bir Buffon, Neuer, Zoff, Casillas ve benzeri kalecileri hiç yok. Şimdi Casillas'ı çıkarmayalım da yani bir kenara koyalım orada. O söylediği kalecilerden dünya tarihinin en büyük 5 kalecisinin 3'ü orada bence zaten. Yani evet. İtalyanlarla Almanları başka bir yere koymak lazım. Dünyada onlara Brezilya'da yetiştiremiyor. Baktığında Alisson'a falan çok iyi kaleci diyorsun. Ya da şeye neydi o Inter'lerin adı? Julio Cesar. Julio Cesar, Tafarel. İtalyanlarla Almanları başka bir yere koyman gerekiyor. Dida kaleci falan değildi. Tafarel'e ayıp etmeyelim şimdi. Julio Cesar'a Tafarel. Dida kaleci falan değildi. Ya kültür bu, kültürdür. Ya İtalyanlar ve Almanlar futbol yapısını tutmak üzerine kurarlar. Muhafaza etmek üzerine kurdukları için kalecinin önemli bir rolü olduğunu kavramış adamlar. 1930'larda İtalyan kaleciler İngiltere'ye gittiğinde, İngiltere ile maçlar yaptıklarında İngiliz basınında bile adamlarla alay ediyorlar. Planjon yaptıkları, garip hareketler yaptıkları için. Yani İngiltere kültüründe kaleci demek biraz bizdeki gibi. Futbol oynamayı bilmeyen adam demek. Öyle görüyorlar uzun süre. Ondan sonra da yani modern dünyaya geçerken de bu altyapı olmadığı için o adamları nasıl yetişeceklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sonra Gordon Banks'i buluyorlar. Gordon Banks çok iyi bir kaleci. Bu sefer de yetiştirdikleri her kaleciyi en iyi kaleci olduklarını düşünüyorlar. Yani bu adamlar Peter Shilton'un Zoff'tan iyi kaleci olduğuna inanmış adamlar. Ya da Ray Clemens'in. Tamam, Ray Clemens bence iyi kalecidir de Zoff değildir. Ya da Mayer değildir. Ya da Tony Schumacher değildir. Burada da kopukluk oluyor ve daha sonrasında gelmiyor. Yani İtalyanlarla Almanların kültürü ayrı. İspanya'ya geçelim. Casillas diyoruz. Hadi Arcona da diyelim. Bence o seviyede adamlar değiller ama iyi kaleciler. İspanyolların 30'larda Zamora diye bir tane efsanesi var. Bir kült figürü var. Yani kaleciliğin bir kahramanlık olabileceğini gösteren adam var. Onun dışında iyi kaleci yetiştiren Sovyetlere gidelim. Yaşin diye bir adam çıkarmışsın. Dünyanın ilk ünlü kalecisi. Bunlar önemli şeyler. İngiltere burada geri kaldığı için bence. Naçizane ben böyle yorumluyorum. Yoksa böyle bir şey kesin böyledir. Federasyona yazı yazayım da öğrensinler durumu yok. Bir mail atsana çıkınca buradan. Arz ederim diye. Durum bu bence. Mert Toparlak sormuş baba. Selamlar. Öncelikle soruların ekranda görünmesi daha şık duruyordu naçizane. Soruma gelince sinyorun Bela Gutman ve Benfica laneti hakkındaki düşünceleri nelerdir? O soru koyma durumu Onur ve benim attığım, özür dileriz. Ha. Onu unutmuşuz biz Onur'la. Özür dileriz, bir daha olmaz. Bela Gutman lanetiyle ilgili ne diyeyim abi, garip bir şey yani. Ne diyebilirim ki? Yani sistemli ya da anlatılabilecek bir durum değil. Bela Gutman Benfica ile şampiyon oluyor. Daha sonra kulüple anlaşmazlığa düşüyor. Kulüpten ayrılırken rivayet edilir ki İnşallah bir daha Avrupa'da kupa alamazsınız gibi bir bedduada bulunuyor. Ve heriflerin 5 Şampiyonlar Ligi var. 5 galiba yanılmıyorsam. Arada bir UEFA kupaları falan da var. Geçen senelerde de vardı Fener'e elediklerini falan. Bütün Avrupa finallerini kaybediyorlar. Hatta 90'daki Milan Benfica finalinden önce Eusebio'nun herifin mezarına gidip artık yeter şeyin duasını ettiği falan söylenir. Öyle bir şey. Bela Gutman hakkında ne düşünüyorsun derse, Bela Gutman önemli bir adamdır. Sadece Avrupa futbolunu değil, Macar. Macarlar o zaman biliyorsun Avrupa futbolunu etkileyen bir ulus. Sadece Macar futbolunu değil, Brezilya futbolunu da çok etkilemiştir. WM denen sistem, işte 3-2-5 diyelim. Oradan 4-2-4'e geçişte, Brezilyalar 58'de 4-2-4 ile başarı sağlar. 4-2-4'e geçişte ve Brezilya kültüründe bunu yerleştirmede Brezilya'da çalıştığı dönemin etkili olduğu falan söylenir. O açıdan önemli bir adamdır ama lanete ne diyeyim ya. Öyle bir şey yoktur elbette ama komik bir baskı tabii. O Macar futbolundan da bir Dünya Kupası podcastimizde bahsetmiştim hatırlarsan. Tabii. Enine boyuna irdelemiştim. Aynen. Onları da takip edebilirler. Aynen. Dünya Kupası podcastlerimiz SoundCloud. Ramazan Aslan sormuş. En güzel Dünya Kupası topu hangisiydi sizce? Şahsen Fevernova'yı yıllar geçse de çok klas buluyorum demiş. Ben tangocuyum yani. Ben yani tangoyu bunu her fırsatta belirtiyorsun zaten. Ben tangoyla topta oynadım. Yani o
Hani çok bazen genç arkadaşlara onu anlatamıyoruz normal olarak. Eskiden geçişler bu kadar hızlı değildi. Yani ben işte o amatör kümelerde şurada burada top oynadığın zaman ya da başka yerlerde tango top, düşün 90'ların ortasından bahsediyoruz. Tango 78'de üretilmiş. Hı hı. Hala tango geçerliliğini koruyordu. Yani bu kadar sık sık top şey değişmez de, malzemeler bu kadar çabucak değişmezdi. Artık o kadar hızlandı ki yani bir önceki Dünya Kupası'nın topunu bile unutuyoruz artık. Fevernova tabii o klasik futbol topundan sonraki, hı-hı, ne diyelim, uzay mekiği futbol toplarının ilki diyelim o açıdan. Tasarımlı. Bir jenerasyona göre önemlidir tabii ama benim ilgimi çekmiyor pek o top. Tango benim topumdur. Yaptığınız röportajda Prekazi de aynı şeyi söylüyordu. Tabii Cevat abim de aynı. En iyi giden top tango. Aynen. Nereye vursan oraya gider diyordu. Tabii. Babadan soruları bitirdim. Ama önünde bir kitap var sanırım. Aynen. Şimdi hani sevdiğim oyuncu dedim ya. Hacı, Alex, bunlar Türkiye'de çok önemli izler bırakmış. Çok büyük oyunculardı ama ben mesela Adrian Ilie'yi Hacı'dan daha çok severdim yani. O başka bir şeydir. Bu adam da bunların arasında benim bir numaram. Her fırsatta söylüyorum. Şota Arveladze. İzlediğim için kendimi çok şanslı addettiğim inanılmaz zarif bir adamdı. Onun otobiyografisi. Açıkçası çeviride arkadaşlar bazen şey yapabilirler, eleştiride bulunabilirler. Ama onun dışında anlattıkları hem Trabzonspor'a gelişinden tut da Trabzon hikayesini alalım, Azi Alkmaar, Rangers, Van Hal'le olan ilişkileri. Bunların hepsinin dışında ben kitabı bu kadar bağlanmamın sebebi açılışındaki David Kipiani mevzusu. David Kipiani benim favori oyuncularımdan biri, bıyıklı Zidane. Şota da onun büyük hayranlarından biri, Gürcü bir genç olarak tabii ki. Kitap direkt öyle başlıyor yani, bu teklifte bulunan gazeteciye daha Kipiani'nin kitabı yok, git önce onu yaz diye bir ufak Şota tarzı bir fırça atıyor ve daha sonra bu kitap çıkıyor ortaya. Yani hem espri anlayışı, o yani Türkçe'yi sonradan öğrenmesine rağmen espri kalitesine kadar öğrenmesi, o Laz Trabzonlu şeyini, hı hı, nasıl diyeyim, espri anlayışını bile benimsemesi, kendini bu kadar şehre ait hissetmesi zaten beni çok etkilemiştir ama bunu bir kenara koyalım. Futbolculuğu cidden muazzamdı. Muazzam bir oyuncuydu. Onu da naçizane hem Trabzonlu arkadaşlar hem de tüm futbol severlere diyelim. Şey yapalım. Tavsiye edelim. Ağzına sağlık baba. Ben teşekkür ederim. Sizlere de teşekkürler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.